Değerli arkadaşlarım, kıymetli misafirlerimiz, basının değerli emekçileri ve ekranları başında bizleri izleyen değerli halkımız, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Değerli dostlarım, gün geçmiyor ki bir çürüme vakasıyla karşılaşmayalım. Gün geçmiyor ki bir yozlaşma örneği çıkmasın karşımıza. Evet, iktidar çürüyor, düzen kokuşuyor. Son örneği, evet, TÜGVA. E bunu, bunu anmadan ve bunun üzerinde durmadan grup konuşması yapmak mümkün değil, olmamalı. Türkiye'nin hakikatlerini göstermek bu hakikatleri görüp geleceği nasıl inşa edeceğimizi bilmek için bunları tek tek anlatmamız ve her birinin peşine mutlaka düşmemiz gerekiyor. Pandora belgelerinden sonra TÜGVA ile ilgili olarak kamuoyuna sızan belgeler, dönen dolapların, yürütülen gayrimeşru işlerin geldiği boyutları bir kez daha gözler önüne sermektedir. Türkiye Gençlik Vakfı adlı kuruluş neler yapıyor? İktidarın kontrolündeki bu teşkilat 2013'te kurulmuş ve vergi muafiyetine de tabi tutulmuş, 81 ilde örgütlenmiş. Hemen her yönetim kademesinde kamu kurumlarında görevli bürokratların bulunduğu bir vakıf bu. Adı vakıf. Peki ne yapıyor bu vakıf? Ne tür faaliyetler yürütüyor? kamuoyuna yansıyan belgelerden sıralayacakların bile yeterince fikir veriliyor. Kamu mallarına çökme. Kamu kuruluşlarına torpille yandaşları yerleştirme. Kamudaki kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilenlerin yerini yandaşlarla doldurma. Sadece yurtlara alımlarda değil, önemli kurumlara işe alımlarda, emniyet, polis, hakim, savcı alımlarında da referans olma. Partizan kadroları yargıya yerleştirme. Hatta yarışma programlarına dahi kendi yandaşlarını gönderme. Yine kanun hükmünde kararnamelerle kapatılan vakıfların neredeyse tüm taşınmazlarına, birçok kamu kurumunun da varlıklarına el koyma. Öğrenci yurtlarını kendi aralarında paylaşma ve öğrencileri de bu yurtlara mahkum etme. Evet, işte faaliyetleri bunlar. Bu vakıf aracılığıyla devleti ve kamuyu adeta kendi arka bahçelerine çevirmişler değerli arkadaşlar. Bu ilk örnek değil, muhtemelen başka örnekler de muhtemelen değil kesin olarak belgelerle başka örnekler de çıkacaktır karşımıza. TÜKVA'nın eski yöneticilerinin ve çalışanlarının da ortaya çıkan bu belgelerin doğruluğunu kabul etmesi, TÜKVA Başkanı'nın da önce kumpas deyip sonra da içeriden alınan, sızdırılan bilgiler bunlar diyerek itirafta bulunması, bu talanları, bu yolsuzlukları, bu liyakatsız alımları hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde doğrulamak. İşte çürüme dediğimiz budur değerli arkadaşlar. Bu iktidar bataklığa, çürüme bataklığına batmıştır. Bu düzen kokuşmuştur. Her tarafından pis kokular yayılmaktadır. Ve toplumu da bu çürümeye mahkum etmek için yalan düzenini tam hız işletmeye devam ediyorlar. Ama ama nafile tutmuyor tutmayacak karşılarında direnenler var Karşılarında hakikat arayıcıları var. Karşılarında hak mücadelesinin yılmaz savunucuları var. Karşılarında sizler varsınız. Karşılarında yoldaşlarımız var. Üstelik hep kul hakkından söz edenler bunlar. Kul hakkına girdikleri yetmiyormuş gibi yerleştirdikleri ve bu vasıfsız ve yandaş elemanlarıyla Kamu kurumlarındaki ve yargıdaki işte işte de birçok başka büyük soruna, krize yol açıyorlar. Hayatının baharındaki Merve Çavdar KPSS'yi kazandığı halde atanmadı. Bu nedenle intihar etti ve bunun gibi yüzlerce gencimiz var. İşte ne yazık ki TÜGVA bütün bunların da içinde yer almaktadır. O yandaşları oraya yerleştirdikleri için hak edenler, başarıyla, emekleriyle bir yere gelenler iş bulamıyorlar. Umutsuzluğa, karamsarlığa kapılıyorlar ve en değerli varlığı yani hayatı bile bırakabilecek noktaya geliyorlar. Buna dur diyeceğiz. Buna hiç kimsenin hakkı olmadığını bu ülkede bizler her seferinde ısrarla, inatla ortaya koyacağız. Hak mücadelesini, adalet mücadelesini işte bu nedenle her türlü bedeli göze alarak yapıyoruz. Halk için, hak için, adalet için yapıyoruz bütün bunları. Bakın yargıdaki çürümenin bir ayağı da tam burada işte. Yandaşlarını yargıya yerleştiriyorlar. Sonra da bu e, yargıdaki savcılarla kumpas davaları açtırıyorlar yargıçlarla mahkumiyetler verdiriyorlar. O nedenle diyoruz bütün bu davalar hepsi siyasidir. Hepsi kumpastır. Zaten tutturamıyorlar. Ne delil ortaya koyabiliyorlar ne de kendi gerekçelerini haklı çıkarabilecek bir tek doğru dürüst kelime cümle yazabiliyorlar. O nedenle biz bütün bu kumpas davalarının, bütün bu siyasi oyunların bütün bu mahkumiyetlerin ve tutuklamaların son bulacağı bir yeni başlangıcı mutlaka başarmak zorundayız. Başaracağız da sevgili arkadaşlarım. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. İktidar kamu kurumlarını, halkın kaynaklarını ve tüm imkanlarını kontrollerindeki vakıflar, cemaatler ve Sadat gibi paramiliter organizasyonlar ile beşli çete gibi ihaleci, rantçı, cenah arasında pay etmektedir. Halkın sofrasına kuru ekmek bile kalmıyor. Bundan işte bundan halkı çöplüklerde atık sebze meyve, çürümüş ekmek aramaya mecbur eden bu soygun, bu talan düzenidir. Bunu mutlaka görmeliyiz ve bunun değişmesi konusunda kararlılığımızı asla bir an bile bırakmamalıyız. Bu rant ve talan yapısına dair iddiaların peşini bırakmayacağımızı söyledik. Her alanda, mecliste, yargıda, kamuoyunda bunun peşine düşeceğiz. Asla bunun peşini bırakmayacağız. Haksızlığın ve yalanın ortaya çıkması için elimizden geleni her alanda yapacağız. Adalet için, hakikat için mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz. Bu aynı zamanda ekmek mücadelesidir. Bu aynı zamanda alın teri mücadelesidir. Bu aynı zamanda yoksulların onurlu bir hayat sürmesi için yürütülen mücadeledir. Bu mücadele başarıya ulaşacaktır. Tekrar söylüyorum, şüphemiz olmasın, şüpheniz olmasın değerli arkadaşlarım. Çünkü hiçbir ülke bu kadar kirlenmeyi, bu kadar çürümeyi kaldıramaz. Ve hiçbir toplum bu kadar kokuşmuşluğu hak etmez. O nedenle bizler yeni başlangıç, adil bir gelecek, demokratik bir düzen ve barış içinde eşit ortak yaşamı kuracağız. Hiç yolu yok, mutlaka kuracağız arkadaşlar. Bu talan düzeninin ekonomik yansımalarına baktığınızda da aynı şeylerle karşılaşıyorsunuz. Bu iktidar ekonomide de benzer bir düzen kurdu. Bir başka ekonomi yarattılar. Kayıtsız kara ekonomi, rant ve hırsızlık ekonomisi bu. Bir yanda gece yarısı kararnameleriyle, iş bilmezlikle, zamlarla, savaş politikalarıyla, yandaşa sipariş ihalelerle, ısrafla çekertilen kamu kaynakları, halkın ekmeği var. Diğer taraftaysa talanla, soygunla, yolsuzlukla, haksız zenginleşmeyle oluşturulan bir saray ve sömürü düzeni var. Bu iktidarın zenginleri arttıkça bu ülkenin yoksulları ve bu ülkede yoksulluk büyümektedir. İktidarın yandaşları arttıkça bu ülkede işsizlik artmaktadır iktidar ekonomiyi talan ettikçe halkın sofrası boşalmaktadır. Bildiğiniz gibi gece yarısı iktidar yine bir kararname yayınlıyor. Merkez Bankası'ndan üç kişiyi görevden alıyor. Sanki Merkez Bankası değil mübarek hani vardiyalı gece çalışanları gibi sürekli yeni bir kararname ve sürekli yeni yeni görevlendirmeler. Oysa düzenin kendisi bozuk öyle müdahalelerle, gece yarısı kararnamelerle, başkan başkan yardımcısı değiştirmekle siz bu gidişatı durduramazsınız. Daha doğrusu ancak daha fazla çöküşe yol açarsınız. Değişmesi gereken bu iktidarın politikaları ve bu iktidarın politikalarının temelindeki bu kirli, bu kara, bu sömürgen düzendir. İşte o nedenle iktidarı da beslendiği bu kara ve kirli düzeni de değiştirmek halk için siyaset yapanların yani bizlerin görevidir, sorumluluğudur. Kurlardaki değişime hiç değinmeme bile gerek yok. Her gün yeniden Türk lirasının değer kaybı yeni rekorlar kırıyor. Yeniden ve yeniden. Her yeni rekor yoksullukta biraz daha dibe inmedir. Evet. Çiftçi de perişan vaziyettedir. Emekçi de açlıkla boğuşmaktadır. Devasa borçlar, üretim yok, gübre, saman, ilaç, ithal, çiftçilerin bu döviz kurlarıyla bunları temin etmesi mümkün değil değerli arkadaşlarım. Sadece çiftçiyi değil, ülkeyi bir açlığa, bir kıtlığa sürüklemektedir bu düzen ve bu politikalar. İşte o nedenle diyoruz değişmelidir değişmelidir Çünkü bu ülkenin kaynakları bu ülkenin halklarınındır bu ülkenin toplumunundur bir avuç yandaşa bir grup sermayeye peşkeş çekmelerine dur deme mecburiyetimiz işte tam da bundandır değerli arkadaşlarım burada bir gerçeğe de işaret etmek lazım faiz lobisi bilmem ne bütün bunlardan söz ediyorlar ama gözlerden saklamayı en iyi Başardıkları ya da başardıklarını şimdiye kadar sandıkları meselelerin başında savaş politikaları geliyor. Sürekli olarak savaşa yatırım yapan, güvenlik aygıtına yatırım yapan, sürekli çatışmadan beslendiği için kendini buna mecbur hisseden bir iktidar var. Aylar ve aylardır ve yıllardır diyoruz. Bu iktidar yeni düzenini, bu ittifaklarını savaş politikaları üzerine. Ve ancak savaş politikaları devam ettikçe bir araya, bir arada kalabilmektedirler. Savaş, nefret, düşmanlık politikaları bu iktidar ortaklarının tek harcıdır. Bunu görmeniz gerekiyor. Savaş politikalarının temelinde Türk düşmanlığı yatmaktadır. Savaş tamtamları çalıyorlar, Suriye'ye askeri operasyon hazırlıklarını tartıştırıyorlar. Neden? Neden? tek nedeni var değerli kardeşlerim. Evet, Kürt anasını görmesin yeter ki. Türkiye batsın ama Kürtler de gün yüzü görmesin. İşte Kürt düşmanlığının bu iktidarı ve bu politikalarla bu ülkeyi getirdiği yer gözlerimizin önünde. Bakın çatışmasızlığın olduğu dönemde 2013-15 arası yıllarda bütçede güvenliğe ayrılan savunmaya ayrılan miktarla bugün ayrılan miktar arasında uçurumlar var. O gün 50 milyara yakın bir güvenlik bütçesi bugün 250 milyar civarında bir güvenlik bütçesi. Tek başına bu bile iktidarı ayakta tutan, iktidarın tutunduğu dalın ne olduğunu göstermektedir. O halde bu iktidara karşı samimi gerçek demokratik mücadele savaş politikalarına karşı çıkmaktan geçer. Bu politikalara itiraz etmedikçe bu iktidarın asli temeline ve ortakları arasındaki çimentoya herhangi bir şekilde gerçek muhalefet yürütmek de mümkün değildir. Biz bunları söyledikçe yerlerinden fırlıyor iktidar ortakları. Söylemeye devam edeceğiz. Siz de yerinizden fırlayacaksınız savaş politikalarına karşı en güçlü birlikteliği oluşturacağız. Her yerde oluşturacağız. Diyarbakır'da, Mardin'de de söyledim. Evet, önce bütün Kürt yapıları bir araya gelip savaş karşıtı bir ittifak oluştursunlar. İttifak kelimesi Evet, savaş karşıtı mücadele, savaş karşıtı birlik oluştursunlar halklar arasına betondan duvar ören bu iktidara karşı evet savaşa yönelik bir irade duvarı kurmak zorundayız. Bu irade duvarını Türkiye'nin bütününe Türkiye'de büyük bir barış hareketine dönüştürdüğümüz anda hem bu iktidarın sonu gelir hem de bu iktidarı besleyen bütün bu düzen unsurlarına karşı en etkili duruşu sergilemiş oluruz. Şimdi görev hepimizdedir. Başlayalım büyük barış hareketini kurmaktan, büyük dönüşümün yolunu o zaman açtığımızı hep birlikte görüşeceğiz. Evet, büyük dönüşümün gelebileceği tek yol var. Büyük barış. Büyük barış için de önce savaşa karşı büyük birliktelik. İşte büyük dönüşüm, büyük barış, büyük savaş karşıtı koalisyon. Bunu başarmamız lazım başarmak zorundayız Bizler bunun için elimizden gelen her şeyi yapmaya her zaman olduğu gibi hazırız bundan sonra da hazır olacağız ve her alanda bu dediğimiz hedeflere ulaşmak için çalışmalarımızı terimizin son noktasına nefesimizin son anına kadar sürdüreceğiz kimse bundan en ufak bir şüphe duymasın değerli kardeşlerim Evet, şimdi bütçe önümüze geliyor. Bütçe buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bunun için Türkiye'nin her bölgesinde çalışmalar yürütüyoruz. Arkadaşlarımız güzel programlar hazırladılar. Biz halkın bütçesini oluşturmak için halkla birlikte çalışma yapıyoruz. Halka soruyoruz. Halktan her kesime danışıyoruz. Onların dertlerini dinliyoruz. Alternatif bütçemizi de halkın bütçesi olarak yine bu çalışmalarla oluşturacağız. Bu iktidarın bütçesi sömürü, talan ve savaş bütçesidir. Biz de bu ülkeye demokrasi, adalet, hakça bölüşüm ve barış bütçesi getireceğiz şimdiden. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda bu ülkenin yönetimine ortak olduğumuzda bunları yine halkın desteğiyle ve halkın gücüyle hayata geçireceğiz. Savaş bütçesini yırtıp atacağız. Barışın bütçesini getireceğiz. Halkın ekmeğini aşına göz koyanları dur diyeceğiz. Evet. Nusaybin'de, Mardin'de ve sınır boyunda uzanan o geniş mayınlı tarlalardan mayınları sökeceğiz o toprakları on yıllardır kimyasal değmemiş dünyanın organik tarıma en elverişli topraklarına mayın değil tohum ekeceğiz. O topraklara Mezopotamya topraklarına kan değil su akacak. Değerli dostlar, evet bu iktidar derinleşen yoksulluk, artan işsizlik, büyüyen kriz karşısında tek çareyi nefret dilinde, kutuplaştırmada, düşmanlaştırmada ve saç savaş politikalarında arıyor diyoruz. Ama bunun sonuna, sınırına dayandığını görmek zorundayız. Şimdi Türkiye'deki bütün demokrasi güçlerine aslında toplumdaki bütün iyi insanlara sesleniyoruz. Siz de eğer bir tek yer, bir tek bulunduğunuz yerde bir tek sözcükte oturduğunuz kahvede, sohbet ettiğiniz esnafta, evdeki misafir toplantılarınızda bile bu savaş ve nefret diline itirazınızı dile getirirseniz inanın o sesler büyüyecek ve mutlaka buluşacak. O sesler buluştukça öyle büyük bir güç doğacak ki hiçbir nefret aygıtı, hiçbir savaş mekanizması bunun karşısında durmayacaktır. Biz inanıyoruz. Türkiye halkları ve Türkiye toplumu savaş istemiyor. Barışmak istiyor. Onurlu bir barış içinde eşit geleceği ortak temellerde demokratik zeminde kurmak istiyor. HDP bunun güvencesidir. HDP nefrete ve savaşa düşmanlaştırmaya ve her türlü kaos planına karşı demokratik kararlılıkla ve barış savunuculuğuyla en büyük güvencedir. Bunu her seferinde söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Hayata geçiriyoruz, geçirmeye devam edeceğiz. Biz gücümüzü halktan alıyoruz değerli arkadaşlar. Ve şimdi halktan aldığımız güçle geldiğimiz yer HDP için Dokuzuncu yaştır. Bir yaş daha büyüdük ama hep söylüyoruz. Biz yaş olarak değil, güç olarak büyüyoruz. Biz bu ülkede barış için, demokrasi için, adalet için mücadele ede ede büyüyoruz. Ve belki hedefi olarak yaşımız dokuz oldu ama beslendiğimiz köklerin yaşı asırlara sığmıyor. Biz bütün hak mücadelelerini, bütün onur mücadelelerinin Özgürlük ve eşitlik mücadelelerinin mirasçısıyız. Bu mirasa layık olmak, bu mirasın hakkını vermek de boynumuzun borcudur, vicdanımızın görevidir. Bunu da yapacağız ve başaracağız. Sırf bu nedenle zaten iktidarın hedefindeyiz. Çünkü hem bu iktidarın hem bu iktidarın beslendiği düzenin temellerini en açık şekilde gözler önüne seren ve bunu değiştirme programına, iradesine, inancına sahip olan HDP var karşılarında. İşte buna katlanamıyorlar, buna dayanamıyorlar. O kadar çok öfkeleniyorlar ki üzerimize yargıyı, polisi salıyorlar. Her türlü tehditle, her türlü baskı politikasıyla bizi yıldırabileceklerini sanıyorlar ama nafile. İşte Kobani kumpas davası. Bugün de duruşmalar var. Oysa bu kumpas davalarının nereden kaynaklandığını bütün ülke biliyor. Bilmeyenler öğrenecek. Belki öğrenmesi engellenenler var. Onlara da biz bu ısrarlı hakikat mücadelesiyle gerçeği anlatacağız. Peki bu ülkede yolsuzluk yapanlar niye yargılanmıyor? Çeteler almış başını gidiyor. Her türlü kirli ekonomi, her türlü kara para bu ülkede normal iş haline gelmiş. Her türlü yolsuzluk normal ama onlara karşı yargı hareketi geçmiyor. Kime karşı harekete geçiyor? Bu düzeni, bu yolsuzlukları, bütün bu çürümeyi ortaya çıkaran, buna karşı ısrarla mücadele eden ve bu düzeni değiştirebilecek güce, inanca, kaynaklara, birikime sahip olan HDP'ye saldırıyor. Oysa, oysa HDP'yi yargılamaya çalışmanın ne kadar nafile olduğunu da yine Kobani kumpas davasında gösteriyor arkadaşlarımız. Biz orada bu iktidarı da bu iktidarın kendi savcıları eliyle açtığı kumpas yarattığı kumpasları da hakimlere verdiği talimatları da boşa çıkaracağız. Boşa çıkarıyoruz. Mahkeme salonlarında boşa çıkaracağız. Halk meydanlarında boşa çıkaracağız. Ev ev dolaşarak, sokak sokak gezerek boşa çıkaracağız. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Bilmeyenler, duymayanlar da bir kez daha duysun değerli kardeşlerim. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi kumpası kurarlarsa kursunlar, HDP durmayacaktır ve durdurulamayacaktır. Yoluma kararlılıkla devam edecektir. Bütün bunlara inat büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor HDP. Bütün bunlara inat milyonların iradesi olmaya yürüyor HDP. Bütün bunlara inat Türkiye siyasetine yön vermeye, ufuk vermeye devam ediyor ve edecek HDP. Bütün bunlara inat gerçek halk alternatifi, halkın gerçek alternatifi olmaya devam edecek HDP tüm engellere rağmen HDP sesini de, sözünü de, yolunu da, mücadelesini de büyütüyor, büyütmeye devam edecek sevgili kardeşlerim. Şimdi hep birlikte geleceği inşa etmek için kolları sıvadık, sorumluluk aldık. Bu sorumluluğun neler gerektirdiğinin farkındayız. Bütün baskılara, dayatmalara, zorbalığa rağmen o ortak eşit geleceği ve demokratik yaşamı, büyük barışı getireceğiz. Bunu söylüyoruz, söyleyeceğiz. Öyle bir ufka vardı ki kardeşlerim, benim sözlerim anlatmaya yetmez. Sevgili büyük şairimiz, ozanımız Ahmet Arif'ten dize okuyayım. Bazen soruluyor bana, hocayken ya da akademideyken yazarken şiirlere, şiirler kullanırdınız. Ama bazı arkadaşlarım da hani siyasette konuşmalarda şiirleri fazla kullanmamın pek de iyi olmadığı gibi telkinlerde bulundular. Onlar kendilerini biliyorlar. Benim çok sevgili dostlarım yine de yeri geldiğinde mutlaka şiirin sesini dinleyeceğiz. Sözümüzün yeteceği yer var, yetmeyeceği yer var. Ben sözümün sınırını, haddimi bilirim. En güzel sözü eğer şairler söylemişse işte onlardan alırız. Ahmet Arif'in dediği gibi biz şimdi öyle bir ufka vardık ki sevgili dostlarım. Öyle bir ufka vardık ki yalnız değiliz sevgilim. Gerçi gece uzun, gerçi gece karanlık ama bütün korkulardan uzak bir sevdadır böylesine yaşamak. İşte bizimki böyle bir sevdadır. Bütün korkulardan uzak bir yaşamdır bizimkisi. Evet bu ülkede işçilerin haklarını sonuna kadar alacağı bir gelir adaleti meselesi de var. Cezaevlerinde rehin tutulan binlerce siyasetçinin seçilmişlerin özgürlüklerine kavuşmaları meselesi de var. Pazar poşetini dolduramayan emekçi için refah da var. İş bulmak uyruklarında saatlerce bekleyen gençlerimiz için iş de var. Kuraklıktan kırılan tarlalarına su arayan çiftçiler için destek meselesi de var. Sokakta yatan yurtsuz gençler için yurt da var. Tüm kadınlar için özgür sokaklar ve özgür yaşam şiddete karşı barış siyaseti ve engeller için uyumlu hale getirilen kentler de var. İşte bizim bütçemizde programımızda var olanların başlıkların bir kısmı bunlar. Ve elbette Kürt sorununda demokratik barış çözüm var. Alevi canlarımız için inançlarını özgür ve eşit yaşayabilecekleri bir yurttaşlık düzeni var. Bütün inananlar ve inanmayanlar için eşit bir düzen, bütün toplumsal kimlikler için eşit bir hayat var. Bunlar için varız. Bunları da sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Bize soruyorlar, peki nasıl yapacaksınız bütün bunları? Nereden alıyorsunuz gücünüzü? Valla çok açık söyleyelim, gücümüzü halkımızdan ve haklılığımızdan alıyoruz arkadaşlar. HDP günü geldiğinde bu ülkenin yönetiminde en güçlü şekilde yerini alacak ve o günler uzak değildir. Biz bunları söylediğimizde yok efendim şunun da pazarlık mı niyeti var falan geçin bunları o bizim işimiz değil. Biz toplumsal diyalog ve müzakereyi esas almışız. Biz topluma konuşuyoruz. Biz toplumun bütün kesimlerine seslenmeye çalışıyoruz. Çünkü gerilim ve çatışma siyaseti değil. Müzakere ve mutabakat yöntemleriyle yürümek istiyoruz. Ve bize en uzak, belki bizden hiç hoşlanmayan, hatta nefret eden toplum kesimleri varsa onlarla da temas için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onlarla da konuşmak için elimizdeki bütün imkanları seferber edeceğiz. Türkiye toplumunun bütün kesimleriyle müzakere, diyalog bizim yöntemimizdir. Kin, nefret, çatışma, gerilim değil. Müzakere ve diyalog, mutabakat ve uzlaşmayla bu ülkenin temel sorunlarını çözmek için yolumuzda yürüyoruz. O nedenle yolumuz büyüyor. O nedenle kervanımız büyüyerek yola devam ediyor. Biz müzakereyi siyasi pazarlık olarak değil toplumsal temas ve kapsamlı diyalog olarak anlıyoruz. Bütün toplum kesimleriyle köprüler inşa etmek istiyoruz. Toplumun bütün kesimlerinin birbirlerine ulaşabilecekleri kanallar kurmak istiyoruz. Güçlü ve devamlı köprüler kuramazsak değerli dostlar. Özel dertler ve acılar bir birikim oluşturmaz ve ortak dava haline gelmez. Oysa biz bu toplumun ortak dertlerinin, daha doğrusu dertlerinin ve acılarının çok çok büyük çoğunlukla ortak olduğunu biliyoruz. İşte bunları ortak dava haline getirmek içindir bizim bu yolumuz. Bütün toplum kesimleriyle konuşma isteğimiz bundandır. Bütün toplum kesimlerine sabırla temas için her türlü yoluna devam etme kararlılığımız bundandır. Bu ülkede sürü haline getirilmiş yığınlar olmaktan çıkıp gerçek bir toplum, halk için yönetimi inşa eden güçlü bir toplumsal irade bizim en temel hedefimizdir. Ve buna da ulaşacağımıza kesinlikle inanıyorum. Çünkü bu toplumda bu arzu, bu özlem, bu istek ve bu bekleyiş var. Beklenen işte bu dildir. Beklenen bu siyasettir. Beklenen bu cesarettir. Beklenen bu kararlılıktır. Adres de HDP'dir. Sevgili kardeşlerim, tavan soygun ve sömürü sistemini, savaş ve çatışma politikalarını, kin ve nefret zihniyetini, yalan, riya ve haram düzenini mutlaka değiştir. Gücümüzü ve inancımızı haklarımızın bize ve partimizi partimize açtığı gönülden ve uzattığı elden alıyoruz. Ne, ne ikbal hesabı ne mevki makam hırsı. Halkla beraber halk için İşte yolumuzu aydınlatan ışık budur. Başka hiçbir şey değildir kardeşlerim. Evet, konuşmamı tamamlamadan önce bir konuya daha burada sizlerin ve kamuoyunun dikkatini çekmek istiyorum. Mezopotamya Kültür Merkezi. Mezopotamya'nın, Anadolu'nun, bu coğrafyadaki bütün toplulukların seslerini ve renklerini sanatın her alanında canlandırmak, yaşatmak ve büyütmek için kurulmuş ve büyük emeklerle çalışmalar yürütmüş bir kuruluştur. Yüz akımızdır Mezopotamya Kültür Merkezi ile her zaman gurur duyduk, yine gurur duyuyoruz. Mezopotamya Kültür Merkezi tam 30 yıl önce 1991'de kurulmuştu ve kuruculu, kurucuları arasında da A.P. Musa vardı ki o bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu böyle bir kuruluşun neye gerekli olduğunu, neden kurulması gerektiğini biliyordu. Sonra baskılar, engellemeler, bütün bunlar devam etti ama Mezopotamya Kültür Merkezi iradesinden, inancından, hedeflerinden sapmadı. En son 30. kuruluş yıl dönümü kutlamak için Bostancı Kültür Merkezi'nde bir etkinlik hazırlıkları yapıldı. Haftalarca çalıştılar arkadaşlarımız. Ama etkinliğin yapılacağı günün sabahı daha önce valilik izin vermişken Kadıköy Kaymakamlığı bu etkinliği yasakladı. Sanki yasaklayınca sıtranlar susacak, kilamlar bitecekmiş gibi, türküler duracakmış gibi. Yok arkadaşlar, hiçbir yasak türkülerin, kilamların, sıtranların sesini kısamaz. Mezopotamya Kültür Merkezi'nden dostlarımız aramızda. İşte orada kısıyorlarsa seslerini meclis kürsüsü onlarındır. Buyurun kardeşlerim. Engin Cengiz, Kadir Çat, Mervan Tan ve Devrim Demir. Kürsü sizin, mikrofon sizin. سر نوه نوه دید چند مزو پتامیه اسلاف دکن اجبار کویرو